Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli görürmeler. İstiklal günlük haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yapıl. Programımızda vatanımız Şarq Türkistan ve dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qınam sizdiqtanlar ekranımız olsun. Xitay bilen Arab Birleşme Halifeliği Şarq Türkistan'da birleşme maneviri ötküzmekçi. Xitay bilen Arab Birleşme Halifeliği'nin Şarq Türkistan'da tüncü qetimlik birleşme harbi maneviri ötküzüldüğünlüğü ilan kılındı. Anadolu Agentliği'nin bugünkü haberde bildirilmişçe, Xitay bilen Arab Birleşme Halifeliği'nin Şarq Türkistan'da tüncü qetim birleşme hava maneviri ötküzüldüğünlüğü haber kılınğan. Xitay Devlet Müdafiye Ministerliği'nin bayanatı da Bürkut Qalqını 2023 namlık birleşme maneverinin atılmış Uyghur Abnum rayonunda ötküzüldüğünlüğü bildirilgen bulup, iki devletinin tüncü qetim birleşme hava maneveri ötküzüldüğünlüğü bu manever arqılıq iki armiyanın hemkarlıqını çoğunqırlaştırış, öz ara düşünüş ve işençini aşırış maksat kılınğanlıqı təkidlengen. Küzetküçüler bu hareketinin Xitay rejiminin Paris koltuğu devletleri bilen münasibetinin çoğunqırlaşqanlıqının meyvelerden biri ikenligini, Xitay rejiminin barlıq amallar bilen Şarq Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayetlerini yoşuruş üçün hareket kılıvatqanlıqını, Gərb bilen münasibeti yirikleşivatqan İslam dünyasını her xil hili neyranları bilen kolgu kirgözüşke tirişivatqan Xitay rejiminin rayondaki devletlerde belgelik nüfuzğa erişivatqanlıqını, növetteki kısqı müddetlik menfaatler aldı da Xitay'nın cinayetlerge köz yumğan ve Xitay'nın mezkur devletlerdeki meblağ siliş namıda pilallıgan qarı niyetini körelmegen rayon devletlerinin yıkın kelgüsü de kılmışlarına püşayman kıldıdığanlıqını bildirişmekte. Xitay baş elçihanesi Yaponiyaga narazılıq bildirdi. Xitay'nın Yaponiyada turuşluq baş elçihanesi Yaponiya hükümeti yeni elan kılgan Müdafiye Aqtaşlıq kitabığı narazılıq bildirdi. Xitay taratqularının haber kılışca Xitay'nın Yaponiyada turuşluq baş elçihanesinin bayanakisi Yaponiyanın 2023 yıllık Müdafiye Aqtaşlıq kitabını elan kılganlıqı haqqıda muhbirlarının suallarına cevap verip, Yaponiyanı Xitay'nın içki işlerine arlaşıştın toxtaşqa ve Xitay'nın menfaatiga ziyan yetküzüdigan söz hareketlerden yiraq buluşqa çağırgan. Xitay bayanatçı bayanatıda Yaponiyanın yeni nusxadaki Müdafiye Aqtaşlıq kitabı bugünkü kadar xata meydanını devamlaştırıp, Xitay devlet müdafiye siyaseti normal harbi güç terakkiyatı ve haqqani harbi hareketige qarşıplığanlıqını Xitay'ın en çok stratejilik xiris dep qarab kelganligini dava qilgan. Xitay bayanatçı yana Tayvan meselesinin Xitay'nın yadroluq menfaati ekanligini, Xitay-Yaponiya münasibetinin asasiga münasibetlik hal qilib ötüşke bolmaydigan qızıl siziq hesaplandığanlıqını, Tibet, Şarq Türkistan, Hong Kong'a çetildigan meselelerinin Xitay'nın içki işi bulup, her qandaq taşqi küçünün arlaşışığı yol koyulmaydigallıqını, Sinkaku arali ve onun etrafıdaki arallarının azaldın Xitay'nın zimin ihkallikini, Yaponiyanın vaziyetini kalay makallaştırıp, cedel çıkarıp, karşılışış payda kılışını toxtışı kereklikini bildirip bildirilgan. Yaponiya hükümeti 28 iyul 2023 yıllık Müdafiye Aqtaşlıq kitabını ilan kılgan bulup, kitapta Xitay devlet müdafiye siyaseti ve harbi faaliyeti qatarlıqlar haqqıdaki endişelerini oturuğa koyup, Xitay'nın rayondaki zomigarlıq kılmışlarını ayıplegan idi. Arkadılla Xitay Taşqi İşlar Ministerliği bununğa narazılıq bayanatı ilan kılgan idi. Avrupa İttifaqı Xitay'nı agahlandırdı. Avrupa İttifaqı Komitetinin reisi Ursula von der Leyen Xitay'nın Cenubi ve Şarkı Deniz bilen Tayvan Boğazı'da harbi küç körüstüş hareketinin yarışarı karakterlik təsiri buluşu mümkün dedi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Avrupa İttifaqı Komitetinin reisi Ursula von der Leyen Filipin ziyaretinde Filipin Soğudu Münbiri'de söz kıldı. O, Hindi-Tiniç Okyan rayonunun devlet bihaterlikini küçeytiş için Filipin bilen bolgan hemkarlıqını küçeytidiganlıqlarını eytti. O, Xitay'nın Cenubi ve Şarkı Deniz bilen Tayvan Boğazı'da harbi küç körüstüş hareketi Filipin ve rayondaki başka şirik devletlerge bivasıtı təsir körüstüdü, dedi. O, bu harbi küç körüstüşlerinin yarışarı karakterlik eks təsiri buluduğanlıqı üstüde toxtulup, dünyada iqtisadi tiz eş körülüvatkan rayon bolgan Asiyada rayon muqumluqının acizleşi, yarışarı bihaterlikige erkin soğudunun ravan buluşuğa ve rayondaki menfaatlerimizge təsir körüstüdü, dedi. O, Avrupa İttifaqının bu sebep tüpeyledin Hindi-Tiniç Okyan'daki mevcutluğunu küçe etkerlikini əskertip, erkin ve uçuk bolgan Hindi-Tiniç Okyan'ı ilhamlandırışını məqsəd kılganlıqını bildirdi.
O Filippinler bilen Avrupa İttifakı hem soda hem de selinmeler meselesi de şirikçilikini ilgirletiş üçün çoğun pürsetlerine ige. Singapur ve Vietnam bilen bulgan soda gelişimleri mevi birişke başladı. Biz Şarkı Canubi Asya Devletleri İttifakı'daki başka devletler bilen mu erkin soda gelişimi imzalaşını halaymış dedi. Teşkilatlar Birliği heyetinin Japonya ziyareti devam kılmakta. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi hay'atining Yaponiyada Sharq Turkiston da'vosini kun tartibiga keltirish maqsadida boshlangan va Yaponiyadagi davlat arboblari, parlament a'zolari, akademiklar va boshqa muhim shaxslar bilan uchrashish planlangan bir haftalik ziyorati davom qilmoqda. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatulla Og'izxon, birlikning Yevropa tashqi ishlar mas'uli Nijat Turg'un va birlik bosh kotibi Abdurashid Aminhojidan tashkillangan hay'at 1 avgust Yaponiya parlament a'zosi va Xitoyga qarshi xalqaro parlament a'zolari ittifoqining a'zosi Hirofumi Ryo Apandini ishxonasida ziyorat qildi va uning bilan Yaponiya xalqining va davlatining Sharq Turkiston masalasiga bo'lgan qo'llashini kuchaytirish orqali ikki do'st xalqning o'rtaq oliy manfaati uchun Vaqtini taraqqiy qildirish qatorliq temalarda suhbatlashdi. Orqadan Yaponiyadagi ta'sir kuchlik Osiyo Tinch okean siyosati, iqtisod va siyosat tadqiqot jamiyatining raisi Shinji Kawasaka va uning xizmatdoshlari bilan ko'rishib suhbat o'tkazdi. Tashkilotlar Birligi hay'ati 31 iyul kechasi yana Yaponiya Uyg'ur jamiyatining sobiq raisi Ravis Uyg'ur restoranining xo'jayini Xalmat Rozi va Yaponiyadagi yoshlar bilan ko'rishib suhbati bo'ldi. Hay'at bugun yana Yaponiya Oliy palata a'zosi Shu Watanabe va Sharq Turkiston da'vosini qo'llab kelgan parlament a'zolaridan Ishi Bosh va Maru Yama bilan ko'rishib, Yaponiya hukumati va xalqining Sharq Turkiston da'vosini qo'llashini kuchaytirish haqida muzokaralashdi. Hay'atning ziyorati 8 avgustgacha davomlashadigan bo'lib, Xitoy bilan munosabati borg'ansira yiriklashayotgan, Xitoyning bexatarlik tahdidiga duch kelayotgan Yaponiyada Sharq Turkiston da'vosini tehamo kuchaytirish va kun tartibiga keltirish uchun muhim ahamiyatga ega deb qaralmoqda. Beijingdagi kalkunda 10 odam o'ldi. Xitoyning Beijing shahrida qattiq kelgun kelib 11 odam o'lib, 27 odam bilan aloqa uzilib qolgan va nurg'un kishilar ko'chadagi suvga g'arq bo'lgan. Xitoy Xunan to'rining xabarida bildirilishicha 1 avgust shu joy vaqti soat 6 gacha qattiq yomg'irda 11 odam o'lgan. Ularning ikkisi apatdan qutqizish jarayonida o'lgan va 27 odam bilan bo'lgan aloqa uzilib qolgan. Bildirilishicha navbatda apatga uchrab o'lganlarning soni borg'ancha ko'payishi mumkin bo'lib, xalqaro xabarlar to'rining bugungi xabariga asoslanganda Beijingda uda yoqqan qattiq yomg'irdan kelib chiqqan kalkun sababli tog' g'umurlib tushgan. Shvetsiya bilan Daniya Islom hamkorlik tashkilotining qarorlari to'g'risida bayonot e'lon qildi. Shvetsiya bilan Daniya Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar ministrlarining Qur'oni Karimga qilinayotgan hujumlar to'g'risidagi 18-chi navbatlik favqulodda yig'inining qaror va tavsiyalariga astoydil qaraydiganligini bildirdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha Shvetsiya tashqi ishlar ministri Tobias Billstrom Shvetsiya davlatlik televiziya kanali SVT'ga bayonot berib, qaror bir qator taklif va tavsiyalarni o'z ichiga oladi. Biz bularni astoydillik bilan tekshirib, Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bilan bo'lgan muhim dialogimizni davomlashtiramiz. Hukumat Shvetsiyadagi namoyishlarda shaxslar sodir qilgan islom dushmanligi harakatlaridan yiroq turadi. Adliya ministrligi tartib-intizom qonunini qayta tahlil qilish xizmatlarini davomlashtiryapti dedi. Daniya tashqi ishlar ministri Lars Løkke Rasmussen Twitter'daki adresinde bayonot e'lon qilib, davlatining Islom hamkorlik tashkiloti yig'inining qarorlarini nazarga oladiganligini ta'kidlab, biz Islom hamkorlik tashkiloti va uning a'zo davlatlari bilan o'zaro hurmat qilish asosidagi quyuq suhbatni davomlashtiramiz. Daniya yaqinqi mazgillardagi Qur'oni Karimning ko'ydirilishi qilmishlarini ayibladi va fikr erkinligi doirasidagi alohida ahvollarga aralashish mumkinchiligi ustida izlanayotgani deganlarini qayd qildi. Islom hamkorlik tashkiloti bu vaqtda chaqirilgan 31-iyuldagi favqulodda yig'indan keyin bayonot e'lon qilib, Shvetsiya bilan Daniyadagi Qur'oni Karimning muqaddasligiga qayta-qayta qilingan hujumlarning qattiq ayiblanganligini o'tirg'i qo'ygan edi. Bayonotda Islom hamkorlik tashkilotining Yevropa ittifoqi komitetiga vakillar umiga avatib, fikr erkinligi nomida elib berilayotgan bu xil qilmishlarning takrorlanishining oldini olishni qaror qilganligi hamda a'zo davlatlarni Qur'oni Karim ko'ydirilgan davlatlar bilan bo'lgan munosabat
ularını qayt gözdən keçirib, tegishlik polisiya bildirishga chaqirdiganligi qayd qilingan edi. Bu arqı görünüşte azad devletlerden Şivisiya ve Daniyadaki baş elçilerini məsləhətləşiş məqsədi qaytırıp gelişini öz içiga alğan siyasi qadamlarını taşlaşı tələb qılınğan idi. İslam Həmkarlıq Təşkilatının məzkur temiga münasibətlik tor yığını davamlaşıbatqan peyitdə Daniya bilen Şivisiyada Qur'an-ı Kerimgə hücum qılış qılmışları sadır qılınğan idi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımız görüşürüz. Aman bu gayesler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.